Değerli öğrencilerim, bu gece etüt çalışmaları çok önemli bir çalışma izni. Ben kendi adıma yatılı öğretmen okulunda okurken 11 yaşından itibaren en güzel çalışma yöntemlerinden birisi olarak düşündüğüm bu gece etütlerini çok önemseyerek değerlendirmesini yapmıştım. Birçok velimiz de eğitiminde bu tür çalışmalardan mutlaka yararlanmıştır. Biz çocuklarımızın bu gece etütlerine yararlanmasını şu açıdan çok önemsiyoruz. Bir, çalışan diğer arkadaşların arasında kendi çalışmasını karşılaştırabiliyor. Dolayısıyla az mı çalıştım, çok mu çalıştım, evde bu çalışma tam doğru sonuç vermiyor. Çünkü ev tamamen kendisine ait. Dolayısıyla da zamanını kendisi belirliyor, sayısını kendisi belirliyor. Bazen tamamen gevşek bırakabiliyor ama burada öyle değil. Gece etütleri dediğimiz çalışma yatılı okullarda uygulaması yapılan çok güzel bir çalışma. Biz de temel lise olmamıza rağmen final eğitim kurumları olarak bu çalışmayı şu anda öğrencilerimize uyguluyoruz. Akşamları saat 19 ile 22 arasında çocuklarımız 3 saat gece etüt çalışmasına kalıyorlar. Bu etüt çalışmalarında öğretmenler başlarında tamamen sessiz, kütüphane ortamında çalışma. Ama teneffüslerde öğretmenlerle yine birlikteler, sorular sorabiliyorlar. Ve burada çok verimli çalışmalar yapabiliyor çocuklarımız. Yani evdeki yaptığı çalışmaya göre evdeki bir sürü dış etkeni dışarıda bırakarak buradaki yapmış olduğu çalışma daha kalıcı, daha verimli bir çalışma metodu diye düşünüyorum. Özellikle alt grupları da aldım ben bu çalışmaya. 200'ün üzerinde öğrencimiz katıldı. Yani bizim normal 9, 10, 11, 12 okul mevcudumuz 460 kişi civarında ama bunlardan 200'ün üzerinde 11. sınıf, 12. sınıf ve mezun öğrencilerimiz katıldı. Ve burada buradaki özellikle 11. sınıflar için 12. sınıf hazırlanırken bu çalışmaların verimliliği çok daha güzel oldu. İnşallah yeni okulumuzu, kolejimizi tamamladığımız zaman daimi bir şekilde bunu uygulayacağız. Yani yeni okulumuzda bildiğiniz fen lisesinin yatılı bölümü gibi öğrencilerimiz gece saat 9.30-10'a kadar bu çalışmaları okullarında yapmış olacaklar. Çünkü bu çalışmalar gerçekten verimliliği olan, kalıcılığı olan, yani düşünün disleksi olan birisinin bile burada rahatlıkla o sistemi üstüne koyarak devam ettirdiğini görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim.